Ben sevincimden hopladım yani. Tabii gizli tutuyorlardı o zamanlar. Ostim'in kuruluşunu meydana getirdiler. Buraların paralarını bunlar ceplerinden ödediler. Herkes ne kadar parası varsa alıp geliyor. Parayı çuvala doldurdular. Sanayi Üniversitesi İşbirliği'nin burada hedefine ulaşacağına inanıyorum. Ziya Yalçın 1951 doğumlu. Kayseri'de doğdum. Çocukken Tevfik Gönen'in yanına amcam çırak olarak verdi. Tevfik Gönen'in yanına başladığımızda biz çırak olarak 66 senesi 6. ay 6'sı pazartesi günüydü, günlerde hiç unutmuyorum. O tarih bana ayağımda köyden geldim. Bir naylon terlik ayağımda, üstümde bir şey yok. Belli bir süre orada çıraklık yaparken rahmetli Cevat Dündar amca, Tevfik Gönen ve yönetimdeki Demirciler Derneği'ndeki arkadaşlar sanayi sitesi kurma kararı aldılar. Dediler ki İstanbul yolu üzerine ağırlık verdiler. Bu arazilerden yer aramaya başladılar ama tabii gizli tutuyorlardı o zamanlar. Bir köyün arsasını, bir vatandaşın arsasını alırken diyorlardı ki öbür komşunu da satarsa alırız, yalın seninkini alamayız diyorlardı. Üç kişi bir araya geliyordu. Üç kişi bir araya geldi miydi arsaları alarak Ostim'in kuruluşunu meydana getirdiler. Bu arada da ben dedim ki arsa alıyorsunuz ustam, dedim, beni de bir şeye yazın. Operatif falan yok o zamanlar. Arsa alınıyor, sadece dükkan yapacağız diyorlar. İsmini gizli tutuyorlar. Arsa alımını da gizli tutuyorlar. Beni de yazın. Bu arada arsaları alırken buraların paralarını bunlar ceplerinden ödediler, belirli kaporaları. Sonradan işi garantiye alınca vatandaşa ata sanayide temel olarak duyurmaya başladılar. Biz sanayi sitesi kuruyoruz, üye kaydedeceğiz, üye olmak isteyenler varsa gelsin dediler. Bu arada kayıt olmaya herkes başladı, ellerinde bir tane defter yazıyorlar. Mehmet Bey, sen kaç metre istiyorsun? O diyor 300 metre, öbürü 500 metre, öbürü 1000 metre diyor. Çıra diyor, o gün cebinde kaç para varsa kapara veriyor. 100 lira, 500 lira, 300 lira deftere yazıyorlar. Bu arada beni de yazın dedim. Bu kez gülmeye başladılar. Sen daha çocuksun dedi. Böyle deyince, bunu diyen de benim ustam Tevfik Gönen. Cevat Dündar rahmetli amcamız dedi ki, siz daha büyürsünüz, çok sanayi siteleri kurarsınız. Hele bir başlangıç yapalım, Allah büyük dedi. Bu arada da benim rengim değişmiş, tabii ben farkında değilim. Durdu biraz sonra, dedi ki ben bu arada çay getirdim. Ya dedi, bu Gütçük Usta'yı da yazın deyince ben sevincimden hopladım yani. Mektup yazdım, babam benim ustam beni sanayi dükkanlarına kaydetti, para topluyorlar, para getir dedim. Babam cebine 2500 lira para koymuş, çıktı geldi. Tevfik Gönen Cevat Bey'e döndü. Haydi bakalım dedi, kayıt ediyordun, yaşı dedi küçük. Nasıl kayıt edeceğiz dedi. O da dedi ki, kredi almıyor, bilmem ne yapmıyor. Daha sanayi sitesi yok ortada. O zaman açı bu 18 yaşını döndürdü. Yaz Küçük Usta'yda dedi. Şimdi duyumlar çok büyüdü. Etraftan herkes şimdi sanayi sitesine yazılmaya geliyor ama bu arada herkes ne kadar parası varsa alıp geliyor. Az mı çok mu hesap yok. Günlerin birinde hatırladığım kadarıyla hafta sonu, cumartesi, öğleden sonra paydostu. İş kesinleşince açıkladılar. Paralarınızı ödeyin dediler. Paranın miktarı belli değil. Bu arada öyle bir para toplandı ki orada öğleden sonra 750 bin lira para topladılar. Ben hatırlıyorum çünkü akşamüstü oldu, bankalar kapalı. Cevat Dündar dedi ki bu parayı ne yapacağız? Düşünüyorlar, nidek, idek, büyük bir para. Dediler ki Tevfik Bey, senin evin yakın, İskitler'de oturuyor. Parayı sen götür dediler. Parayı götürmek bir dert. Parayı çuvala doldurdular. Mehmet Gönen çuvala parayı koydu, sırtını aldı. Tevfik Gönen de arkasından yürüye yürüye İskitler'deki evine kadar gittiler. Dedim ki ya Mehmet abi, parayı götürdün, ne yaptın dedim o gün. Ziya dedi, sorma dedi. Paranın üstüne yattık biz dedi. Neyle yattın abi dedim. İki kat dedi yün yatağımız vardı, birini kaldırdık dedi, parayı üstüne serdik, ikinci yatağı da üstüne serdik. Sabaha kadar paranın üstünde yattık ama yarım saatte babam yukarıdan üst kattan bir şey vuruyor, takırtı vuruyor.
Ben araya çıkıyorum merdivene. Evet baba, bir şey var mı oğlum diyor. Sabaha kadar uyuyamadık. Paranın üstünde 2 gün. Pazartesi günü banka açılana kadar korkuyla evimizden tuvalete dahi gitmedik. Böyle buranın kuruluşunun mazisi böyle çok acı ve tatlı gerçeklerle doludur. Bu arada arsalar alıp bittikten sonra Ostim'in girişinde petrol ofisinin olduğu yerden oraya ağaçlar diktiler. Oraya 16 tane iş yeri başladı. Tabii bu iş yeri başlamadan önce Romanya'ya gittiler. Tevfik Gönen, Cevat Dündar, 4-5 heyet prefabriği araştırdılar. O zaman Türkiye'de prefabrik yoktu. Dediler ki orada binaları, betonu hazır döküyorlar, getirip monte ediyorlar. Maliyetlerin düşük olduğunu, hızlı gideceğini görünce bu kez Atasanay'da 2-3 tane kalıp yaptırdılar. Sonra şimdiki caminin olduğu alan, üniversitemizin olduğu alanı oralara şantiye kurarak, maliyeti düşürerek bütün prefabrikleri burada kendileri döktüler. Parası olanlara öncelik tanıyacağız dediler. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap şeklinde yerlere ayrıldılar. Birinci etabı Bodrum dükkanlarıyla birinci sokakta oraları başladı. Orayı verdiler. Oranın parasıyla ikinci etabı başladılar. Oradan sonra üçüncü etap böyle böyle bölüm bölüm burayı tamamladılar. Ben Ostim'e 83 senesinde geldim. Şu anda bizim Ostim idarenin olduğu yere kadar benim geldiğimde dükkanlar yapılmıştı. Arka taraflarda inşaat vaziyetindeydi taşındığımızda. Ostim'e gelince mermer makinalarını yaparak işimizi genişlettik. Bu arada 25 kişiye çıktık üretim olarak, çalışan olarak. Yurt dışında ihracatlar başladı. Rusya, bunun yanında Ürdün, Irak, Amerika'ya kadar mermer makinaları ihraç ettik. Teknolojiye ihtiyaç duyduğumuz zaman anladık ki sanayi, üniversitede işbirliği olmadan hiçbir şey olmuyor. Ostim Üniversitesi kurulma aşamasına geldiğinde bütün özlemlerimizin gideceğini düşünerek bütün Ostim sanayicileri iştenlikle, bütün elinden gelen destekleriyle sanayi işbirliğine çocuklarımız yetişecek diye bütün gücüyle destek verdi. Bütün bu işlerde özveri manevi destektir. Manevi destek olmadan maddi desteği başarmanın imkanı yok. Sanayi Üniversitesi işbirliğinin burada hedefine ulaşacağına inanıyorum.